İyi huylu beyin tümörleri beynin hacmini genişleterek, büyüdükçe hacmi ve kafatası içindeki hacmi genişleterek bir basınç oluşturmaktadır ve ağrıya neden olmaktadır. Evet. Bunları insanlar zaman içinde baş ağrılarının olduğunu fark ederler ve giderek bu baş ağrısı daha kronik hale gelir, geçmez hale gelir. Artık benim başım ağrısı geçmiyor diye doktora giderler. Yani uzunca bir süre bu insanlar baş ağrılarını kendi tedavi etmek, kendileri tedavi etmek ister. Bu tabii çok doğru bir şey değil. Kendi kendimize tedavi yapmamız akılcı bir yöntem değil. Başımız ağrıdığında mutlaka bir doktora gidip görünmemize yarar var. Beyin tümörlerinin sebepleri nedir hocam? Neden olur? Beyin tümörlerinin neden olduğunu yani net olarak bilmiyoruz. Ama kanser, beyin kanserlerinin gelişimi, diğer kanserlerin gelişimi gibi hücrelerin bozulması, bir şekilde düzeninin bozulması, yapısının değişmesiyle ortaya çıkmakta. Kötü huylu dediğimiz hücreler ortaya çıkmakta. Bu kötü huylu hücreler hızla çoğalıyorlar ve bir süre sonra beynin içinde kocaman bir kötü huylu tümör hücre kitlesi görüyoruz. Ve bu beyin kanseri dediğimiz tümörler. Bunlar genelde tedavide öncelikle ameliyatla hacmini küçültüyoruz. Büyük bir kısmını çıkarıyoruz. %95'e yakınını çıkarıyoruz. Tümünü çıkardığımız zannettiğimiz ameliyatlarda dahi %95 üzerinde tümörü çıkaramıyoruz. Kötü huylu tümörlerde. Ardından bir radyoterapi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi, kemoterapi yapıyoruz. Bu tip tümörleri tedavi etmek uzun süreli tedaviler gerektiriyor. Ama %100 başarılı olabildiğimiz bir tedavi yöntemi değil. Evet. Diğer tümörleri, iyi huylu tümörleri beynin, bunlar beyin zarının tümörleri, menenjiyomlar. Beyin sinirlerinin, beyinden çıkan sinirlerin tümörleri, nörofibromlar, nöronomlar olarak ortaya çıkmakta. Bir de salgı bezi, hipofiz dediğimiz bir salgı bezimiz var beynin altında. Onun salgı yapan veya salgı yapmayan tümörleri var. Bunlar da iyi huylu tümörler. Bunları, tümünü ameliyatla çıkarmamız mümkün. İşitme sinirinin bir tümörü var. Mesela akustik nöronom dediğimiz. Bunu çıkarıyoruz ama çıkarırken de yüz siniriyle çok yakın komşuluğu olması nedeniyle yüz sinirinde felç olma ihtimali bu hastalarda var. Menenjiyomlar yerine göre çok kolay çıkarılabilenleri var. Çok zor çıkarılabilenleri var. Etraftaki damar ve sinir yapılara yapışık onları içine almış menenjiyomlar var. Bunları çıkarmak tabii ayrı bir ustalık, tecrübe gerektiriyor. Evet. Bunları da ameliyatla tümünü çıkarmamız mümkün olabiliyor. Evet hocam, bir telefonumuz var. Hatta hemen onu da alalım. Alo. Alo. Merhaba Şenol Bey. Günaydın, kolay gelsin. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. Hocam benim 3 gündür başım ağrıyor ve şu anda hala ağrıyor. Bende migren var. Şu anda kafamın sağ tarafı komple uyuşuk ve gözüme doğru inmiş bir durumda. Bu haftada 2-3 kez oluyor. Sinirlenince oluyor, kafamı bir şey takınca oluyor. Hocam ben migren ilaçları da kullandım. Hiçbir faydasını görmedim. Bir kolye var dediler, cinset, altın kolye. Onu taktım, 1-2 hafta faydasını gördüm. Ondan sonra tekrar başladım, midem bulanıyor. Bundan nasıl kurtulacağız hocam? Tabii migren uzun süreli ve tedavisi, ilaç tedavisi çok zor bir hastalık. Koruyucu olarak bir takım besinleri kullanmaması lazım hastamızın. Ama migren teşhisi konmadan önce tomografi veya MR yapıldı mı size? Telefonu düştü sanırım ama... Evet. Ha, yapılmadıysa bu tetkikleri, bu arada çok sık baş ağrısı olduğuna göre bir yine bir gidip tetkiklerini yaptırırsa daha güvenli olarak migren tedavisine geri dönebilir. Ama madem bu kadar
şikayetçi 3 gündür 4 gündür ağrısı devam ediyor. Bu tetkikleri yaptırmakta yararlı. Mutlaka tomografi MR tabii çektirmesi lazım. Evet, geçmiş evet olsun diliyoruz. Geçmiş olsun. Bayburt'a da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hocam şimdi aslında hepimiz genelde baktığınız zaman siz çok daha iyi bilirsiniz hastalarınıza. Belki de beyin tümörlerinde hep gecikilmiş şekilde size başvuruyorlar. Çünkü dediğim gibi genellikle başımız ağrıdığında sanırım kolaya kaçıyoruz. Hemen bir ağrı kesici içip. Ne bileyim, belki de kimsenin aklına beyninde tümör olduğu, bunu yakıştıramıyordur kendine ya da gelmiyordur. Biz bu ağrıyı nasıl ayırt edeceğiz? Yani hani genelde halk arasında bilir, migren ağrısı yarım bir ağrıdır. Göze vurabilir, mide bulantısı yapabilir. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Evet. Peki beyin tümörü ağrısı, yani genellikle başın nerelerinde olur, kaç gün sürer ya da başka belirtileri var mıdır? Valla yani beyin tümörü ağrısını ayırt edebilmek çok mümkün değil. Evet. Yani aklınıza getirmeniz lazım, böyle bir şey olabilir diye tetkik edilmeniz lazım. Yoksa bu ağrı beyin tümörünün ağrısıdır diyebileceğimiz tipte bir ağrı beyin tümörlerinde söz konusu değil. O açıdan bunu ayırt etmek mümkün değil. Ama doktora gidip doktorun da bunu aklına getirip tetkik etmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bir de mesela ilk defa bir ağrınız oldu, 3-5 gün sürdü, bir ağrı kesiciler kullandınız, geçti, bir daha olmadı. Yani o zaman tetkik edilmeniz %100 şart değil. Ama tekrarlayan uzun süren ağrılarınız varsa mutlaka bir hekime gidip araştırmanızda yarar var. Bir de baş ağrısı için toplumda en önemli nedenlerden biri de hipertansiyon. Evet. Tansiyon yüksekliği, yani yüksek tansiyon nedeniyle çok baş ağrısına rastlıyoruz. Hastaların tansiyonlarını mutlaka ölçüyoruz, bize gelen baş ağrıyan hastaların. Ama tansiyonu yüksek diye de diğer ihtimalleri göz ardı etmiyoruz. Tansiyonu regüle etmesini, ayarlanması, normale indirilmesini sağlayıp ilaçlarla, ondan sonra ağrısı devam ediyor mu etmiyor mu kontrol ediyoruz. Eğer ağrısı devam ediyorsa ileri tetkiklerini yaptırıyoruz. Çünkü bir tomografi, bir MR her zaman maliyeti olan tetkikler. O açıdan öncelikle muayene ederek eğer bir şeyler buluyor isek o hastalarda o nedene yönelik tedaviyle bir süre gözlemde tutmakta yarar görüyoruz. Evet hocam, bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Çanakkale sesimizi alabiliyor mu acaba? Alo. Düştü sanırım telefon, tekrar bağlarlar. Hocam, beyin tümörleri bayılmaları sebep olur mu? Evet. Beyin tümörleri ortaya çıkış nedenlerinden, şekillerinden biri de halk arasında sara nöbeti dediğimiz epilepsidir, bayılmalardır. Bu epilepsi ve bayılmalar beyin tümörlerinin ciddi belirtileridir. Aynı zamanda damarsal anomalilerde de kavernom dediğimiz damar yumağı şeklindeki damar anomalilerinde de bayılmalar görülmektedir. Yani epilepsi görülmektedir. Bir erişkinde özellikle durup dururken bir nöbet geçirmesi bizim bu kişiyi tetkik etmemiz ve altında yatan tümör mü, damar anomalisi mi, bunu ayırt etmemiz mutlaka gerekmektedir. Peki hocam, beyin kanamasına gelmek istiyorum. Birçok aslında ölüm sebebiyeti beyin kanaması sanırım. Hı. Beyin kanamasının sebepleri nelerdir? Beyin kanaması öncelikle damar sistemindeki bir takım bozukluklara bağlıdır. Onların detaylarına gireceğim. Ama bir de gündelik hayatımızda travma dediğimiz, kaza dediğimiz olaylar söz konusu. Buna bağlı yavaş gelişen bir beyin kanaması şekli vardır ki beyin zarının altına biz buna subdural hematom diyoruz. Beyin zarı altı kanaması anlamında. Bu tip kanamalar hasta mesela 3 ay önce bir yerden düşüyor, kafasını çarpıyor. Hiç şey yok. Ondan sonra bir sorun yok. Ama 3 ay sonra baş ağrısı başlıyor veya elinde güçsüzlük başlıyor. Bu beyin kanamasının belirtisi. Bu tip beyin kanamalarında
bir tomografi çekerek hemencecik bunu tespit etmemiz mümkün. En basit yöntem. Tomografiyle eğer bu tip bir beyin kanaması tespit edersek, bu beyin kanamasının boşaltılması için bir ameliyat yapıyoruz. Ondan sonra da hasta düzeliyor, tümüyle normale dönüyor. Diğer toplumdaki önemli bir neden de beyin kanamasının nedeni olan baloncuk diye halk arasında bahsedilen anevrizmal genişlemeler, beyin damarlarının genişlemeleri sonucu ortaya çıkan yapılar. Bunların bu anevrizmaların şeyleri dış cidarları çok ince olduğu için kolaylıkla kanıyor. Evet hocam, devam edeceğiz, telefonumuzu bekletmeyelim. Alo. Alo, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Merhaba, ben ismim Erhan Tat, İzmir'den arıyorum da migren hastasıyım. Hocamız onunla ilgili bir iki soru soracağım müsaadenizle. Elbette, buyurun, alalım sorularınızı. Şimdi hocam, ben 43 yaşındayım. 20 yıllık migren hastasıyım. Alo. Duyuyoruz sizi. Ayrıca İzmir'de de biliyorsunuz iki tane üniversitemiz var. Birinde tedavi görüyorum zaman zaman. Yaklaşık 15 yıldır da gelip gidiyorum. Baş ağrı polikliniğimiz var. Bu da ben zamanla ilaç kullandım. Migrenim var. Tomografim çekildi. Birazdan beri takip ediyorum daha önceden beri. Beynimde herhangi bir tümör yok. Ancak tedavi amaçlı kullandığım daha önce bir sibelyum kullandım. Sonra onu bıraktık, bir şey verilmedi. Şu anda da mesela zaman zaman ağrı kesici olarak bir süre majesti kullandım. İlaç ismi vermeyelim. İsim vermiyor muyuz? Tamam, peki. Ama ben şunu sormak istiyorum o zaman. Evet. Daha önce 3 tane ağrı kesici ilaç kullandım. Bunlarda herhangi bir etki görmüyorum artık. Şimdi tabii ilaç tedavisi migren için görünen tek alternatif tedavi. Bir de biraz önce de bahsettim, bazı bez gıda maddelerinden uzak durmanız. Tabii, ona dikkat edin. Tekrar edebilir miyiz hocam? Neler tabii mesela bira gibi, şey gibi, şarap gibi fermente içkilerden, ondan sonra kuru yemiş gibi şeylerden. Bu listeler internette zaten detaylı olarak var. Doktoru da bu hastamıza söylüyordur.